Tekrar merhaba. Profesör Doktor Ahmet Sözen konuğumuz Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Serhat Bey. İyisiniz. İyi, sağ ol. Sen de iyisin inşallah. İdare ediyoruz. Çok yoğun bir gün yaşadık dün Kıbrıs sorunuyla ilgili. Volkan Bozkır'dan, Aydede'den, bizim Dışişleri Bakanı'ndan, İngiltere'nin Avrupa Birliği Bakanı'ndan, Gasulides'ten hep böyle bir haber trafiğine girdik ve tümünün ortak tavrı ya da ortak duruşu, hatta birkaç gün öncesinde John Kerry'nin bile tavrı, Çavuşoğlu'nun tavrı, Davutoğlu'nun tavrı bu iş bittiği noktasında birleşiyor. Ama hala tabii ki işte şu sıkıntı var, bu sıkıntı var. Siz nasıl yorumlarsınız bu işi? Tabii bir de şeyler var yani işte beş parmak grubu bilmem, kalın parmak, orta parmak, kenar parmak grupları falan filan böyle mızır kesim dediğim kesim benim için. Yani tabii ki saygımız sonsuz herkesin görüşüne ama yani böyle aman inşallah olmaz bu iş ha durumunda olanlar var. Ya İngilizce'de bir spoilers diye bir laf vardır ya da tırnak içinde oyun bozanlar o kesim de ayaktadır tabii. Nasıl yorumlarsınız manzarayı siz? Nereye doğru giderik? Hakikaten Ocak'ta bu iş kapanacak da Mart Nisan'da biz bir plan görecek. Yani kısa cevap hayır. Ona inanmıyorum ama 2016 yılı bir referandum yapılabilecek mümkün yani zaman olarak mümkün olan bir yıldır diye de düşünüyorum. Benim kendi kafamdaki süreci izlediğim kadarıyla 2016'nın ikinci yarısı gibi belki bir şey olabilir. Çünkü bakın gördüğümü söyleyeyim daha doğrusu başlayarak. İki lider ağır aksak dahi olsa, yarım yamalak dahi olsa, eksik dahi olsa attıkları adımlarla yavaş yavaş bir çözüme doğru gidiyorlar. Yani ilerlemeler var. Çok barizdir bu. Ama bu kadar kısa bir dönemde yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde hem bir çözüm metni ortaya çıkaracaksınız, hem iki tarafın oluşturulacak olan federal devlette anayasaları, federal devletin anayasaları ve ondan da onun da dışında bütün yeni federal devletin yasalarını hazırlayıp bunları referanduma sunacaksanız önümüzdeki birkaç ayda bunlar olmaz diye düşünüyorum. Evet. Hele hele bu coğrafyada biliyorsunuz Akdeniz coğrafyasında, Kıbrıs coğrafyasında işler çok daha yavaş, çok daha rehavetli olur. Dediğim gibi ilerlemeler var, ciddi ilerlemeler var ancak hani ağır aksak giden şeyler de var. Yani bir taraftan geçen gün bir gazeteye verdiğim beyanatta bunu da yine üzerine basa basa söylemiştim. Liderler bir çözüme doğru gidiyorlar ama bir federasyon kurulduğu günün için insanlar hazırlanmıyor. Yani belki 2016'nın herhangi bir döneminde bir anlaşma metni ortaya çıkacaktır. Belki iki aylık bir kampanya süresinde iki lider çıkıp bunu çok iyi halkına anlatacaktır ve halkının ne derler desteğini alacaktır ve belki referandumdan da geçecektir ama benim en büyük kaygım, en büyük korkum, şu andaki kabusum daha doğrusu, ertesi günü referandumdan geçtikten sonra ve federal cumhuriyet kurulduktan sonra o federal kurumlarda çalışan Kıbrıslı Türklerle Rumlar o işbirliği kültürü olmadan problemsiz nasıl çalışacaktır? Yani benim en büyük kaygım bir çözüme ulaşabilip... Yani pratikte sıkıntılar yaşayacak. Evet ama bakın birçok anlaşmada o anlaşma devreye girdikten sonra esas sıkıntılar çıkıyor. Ve ondan sonra şu duruma düşmek beni kaygılandırıyor. Yani bu kadar emekten sonra bir çözüm çıktıktan sonra o çözümün işlemememesi. Yani kurulacak olan federasyonun problemli olması ve insanların
bu kurumları doğru düz işbirliği içinde çalıştıramamasından dolayı bunun çökmesi yani bunu çok bana, büyük olur diye bunu düşünüyorum. Bunu bana bilge bir Rum şu şekilde açıkladıydı. Filozof bir Rum, bir köylü Rum. Hiçbir sorun yoktu dedi 1963'lerde. Sorun yaradanlar vardı. Ve bunlar dedi bizde 180, sizde de 150 kişiydi. Genelde öyle olur. Evet. Yani siyasi elitler. Yani siyasi ya siyasi elitler. Elitler ya yeraltı elitleri. Evet. Yani sonuç itibariyle 1960'ın yaşaması için bir sebep yoktu. Yani ortadaki işte... Yani ya, sıradan vatandaşın bir sıkıntısı yoktu, hayır, onu yani söyleyelim. Şu anda işte belediyeleriyle ilgili Magarios'un önerileri vardı. Evet. Magarios'un önerileri keşke olsa şimdi de kurtulsun Lefkoşa Belediyesi. Değil mi? Emerenköy Belediyesi. Yani o zamanki o önerileri de öyle mızırlık istedikten sonra gözünün üstünde kaş da vardı, evet. Adama da vurun kendini, evet, evet, istersen. Evet, nedir bu, evet, o kaş gözünün üstünde, evet, drangatan kendine ne vardı? Kaş vardı. Yani hikaye şu, ne kadar iyi tırnak içinde bir anlaşma metni ortaya çıksa dahi eğer siyasi elitler vesaire bu anlaşmayı sürdürme gibi bir niyetleri yoksa sıkıntı çıkar. Ve işte o diyelim ki son 60 yıldır, 60 küsur yıldır iki toplum arasındaki işbirliği kültürü ve işbirliği ne derler tecrübesi çok az olmuştur Serhat. Evet. Anlatabildim. O beni artık kaygılandırıyor. Gerçi artık çok değişti her şey. Yani çok uluslu şirketler var. Tamam. Eskiden yoktu. Yani şu anda isim vermeyeyim ama X şirketi Danimarka'dan merkezlidir. Evet. Güneyde çok büyüktür. Evet, sahibi yani buradaki distribütörü Rum'dur. Ama sonuçta çıkar Carlsberg'dedir veya bilmem Tuborg'dadır, Efes'tedir, bilmem neredir, adını da söyledik. Yani neden Carlsberg'i söyledim? Çünkü Carlsberg'in belli bir standart koyar, onun dünyanın farklı yerlerinde aynı şekilde üretir vesaire. Sponsor eden, sponsorluk, tabii, yapan insanlardı. Yani şu anda çıkar ilişkileri lokal değil. Birçok konuda değil ama... Sermayenin çıkar ilişkisi lokal değil. Doğru. Yani şu anda KKTC'deki kumarhanelerin çözümden yana çok ciddi çıkarı vardır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın ki Burjuva'yı temsil eden başkanı diyor ki çözüm olduğu gün ekonomi 3 kat artacak. Dolayısıyla buna inanmış bir sermaye sınıfı var. Ve bence en büyük avantaj da budur. Sizin yorumunuz? Doğru bir nokta. Ancak tabii devlet yönetimiyle bu çok uluslu sermayenin her zaman da örtüştüğü görülmemiştir. Yani doğalgaza getireceğim meseleyi. O da olabilir. Siyasi elitler çok önemli ama dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel danışmanı Aydın'ın verdiği resepsiyondaydık Litra Palas'ta. Çok enteresandır. Ben yıllardır bu resepsiyonlara katılıyorum ve bakıyorum kimler geliyor, kimler gelmiyor. Çok enteresandır. Hiç orada daha önceki yıllarda görmediğim Rum siyasi elitler oralardaydı. Yani en basitinden Omer Yu. Hayatta mümkün. Ve yani adam yürüdüğü zaman bir baktım yani kimseyle de konuşmuyor, etmiyor. Çünkü yani o ortama uygun o bir kim değil. Camianın esnafı değil. Evet. Çok enteresan. Marcos Kipriano oradaydı. Diko'dan. Gerçi Marcos Kipriano yani biraz daha ılımlı vesaire ama enteresan. Hem Andros Kipriano oradaydı şeyin Akel'in. Onunla konuştuk da. Averof Neofiti oradaydı. Yani bu defa Kıbrıs Rum siyasi elitlerin bu sürece daha çok angaje olduğunu görüyorum ben. Çok enteresandır. Yani 2000'li yıllarda 2002-2004 arası bu kadar yoğun değildi. Yalnız şu tabii ki çok önemli bir ayrıntıdır. Yani dün biliyorsun UVP, evet, ile DC'nin bir buluşması var. Oldu. Ortak bir komisyon kurmaları falan. Bunlar enteresan gelişmeler. Pozitif yönde. Pozitif yönde, evet. Şimdi Rum tarafında tabii ki Omiro'nun hiçbir iç politikayla alakalı pozisyonu kalmadı artık. Yani tekrar aday bile olmayacak artık. Yani milletvekili adayı da olmayacak bildiğim kadarıyla. Ama Sizopoulos'un yani EDEK'in yeni başkanının tavrı da kötü değil eskisi gibi. Evet. Yani evet. Farklı şeyler söyler. Mesela adam der ki gelin referandum olacaksa ki kabullenmiştir referandumu. Sadece Kıbrıslılar oy kullansın diyor. Yekün sayalım. Evet.
Evet. Ben çok mantıklı bulurum bunu. Yani umurumda değil yani. Kendi çizgisinde evet. Gayet mantıklı. Yani bu defa şunu görüyorum. Yani enteresandır. Kıbrıs Rum siyasi elitler daha çok angajedir. Dün ben AKEL başkanı dün akşam işte Andros Kiprianou'yla da biraz sohbet ettik. Şey dedim buna yani sizi görüyorum bütün siyasi elitler yani Yelpaze'nin sağından soğuna kadar daha çok angajesiniz ama maalesef toplumu hazırlamıyorsunuz. O da kabul etti. Ve hani çok büyük bir özgüven var sanki ortalıkta. Yani bir çözüm metni çıkacak. Herkes evet. İki ayda da bu yeterli olacak. İnsanları hazırlayacaklar ve hani bugünkü çoğunluğun evet olmadığı iki toplumdaki popülasyonu evet'e doğru çekecekler. Bu büyük bir özgüven şeyi. Çünkü yaptığımız kamuoyu araştırmaları var bizim son Kıbrıs 2015 grubu olarak. Bakıyoruz Kıbrıs Türk tarafında kararsızlarla hayırları topladığınızda evetten çok çıkıyor. Kıbrıs Rum tarafında da öyle. Kararsızlarla hayırı topladığınızda daha çok çıkıyor. Evet, Rum tarafında eskiye göre bir evete doğru şey var, yönelim var. Kıbrıs Türk tarafında da hayıra doğru bir yönelim var. Tabii şu anda elimizde elle tutulur bir metin olmadığı için, hani liderler de bunu alıp çıkıp işte savunamıyorlar. O gün geldiği zaman ama bunu herhalde savunabileceklerini planlıyorlar sadece, bu iki ay içinde. Bu da çok büyük bir özgüven diye sadece düşünüyorum. Sadece liderler midir? Yani mesela Lidington'ın, İngiliz Bakan Lidington'ın yani Yunanistan, Türkiye ve biz bu olası bir ortaya çıkacak anlaşmayı çok kararlı bir şekilde destekleyeceğiz ifadesi. Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in, Fransa'nın devrede olması buradaki o herhangi bir referandumun sonucuna etki etmez mi? Ben derim ki Total'in bile devrede olması, yani Fransız petrol şirketinin bile devrede olması etki eder. Çünkü bunların yıllık bütçeleri öyle 20-30 milyar dolardır. Yani bu son saydığın yalnız iki tane ülke var. Fransa, Rusya ve Çin. Evet. O konuda çok büyük soru işaretlerim var. Yani özellikle bugün gerek Ukrayna'da gerek Suriye'de gördüğümüz yenilenmiş soğuk savaşın tezahürü değilim. Yani Rusya ile Batı dünyasının tekrardan angaje olduğu ortama baktığın zaman yani Rusların en büyük politikası da bu bölgelerde şeydir, destabilizasyondur. Yani oraları Ukrayna gibi yerleri ele geçirmek yerine hani ne derler açık açık ilhak etmek yerine oradaki rejimleri destabilize etmek. Böyle bir durumda Rusların da Amerikalılar vesaire gibi Kıbrıs'ta bir çözümü %100 destekleyicileri konusunda ben aynı fikirde değilim. Ama tabii bir de şu açıdan bakmak lazım. Yani ben o taraflarda çok mızır görünürüm. Varsın bu tarafta da şey olmayayım. Açık açık şey yapmayacaklardır. Açık açık destabilize etmeye çalışmayacaklardır ama yani kendi çıkarlarına dokunabilecek bir çözümü Güvenlik Konseyi'nde veto etme şeyiyle, tehdidiyle ortaya çıkacaklardır. Yani örneğin diyelim ki Birleşik Kıbrıs NATO üyesi olsun. Rusya bunu kabul eder mi? Evet. Öyle bir durum söz konuşulmaz şu an. Ama şöyle mesela güvenlik garantiler konusunda mesela bir NATO askeri gücü vesaire gibi bir şey konuşulduğu zaman da bunun Güvenlik Konseyi'nin onayını alacaksa bunun Ruslar tarafından onaylanabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden 2004'te öyle bir Rusya dengeli çok etkili olduydu değil mi yani? Oldu tabii. Oldu tabii. Yani hatırlarsınız ilk defa tarihinde Hristofyas'ın evet kararında hani kefil ol bana hikayesi var. Pek fazla konuşmayık bu meseleyi. Yok ben bir hatırlat bana. Ben tam anlayamadım, yani, şey yapamadım. Hatırlayamadım. Hristofyas Güvenlik Konseyi'nden evet. Garanti istedi. Rusya hayır dedi. Şimdi ve ama iddialara göre mesela merhum Özgür Özgür'ün iddiası şeydi. Yani bunu Türkiye gitti Rusya'ya dedi ki sen buna hayır de. Çünkü evet dersen evet çıkacak. Gibi bir durum vardı. Yani. Tabii ne kadar komplo teorisidir ne kadar şey bilmiyorum. Ama Rusya şunu, çok etkili. Şunu yani biliyorum.
Hatırlarsın 24 Mayıs'tı galiba 2004'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir rapor vardı. Annan planının referandumundan bir ay sonra. Ki orada ne diyordu? Kıbrıslı Türklerin bu evet oyu alkışlanmalı ve Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonların, onların gelişmelerini engelleyen izolasyonların kaldırılması için Güvenlik Konseyi'ne ve bütün üye ülkelere bir çağrısı vardı genel sekreterin. İşte o rapor ilk defa bütün raporları Güvenlik Konseyi kararı olarak çıkıyor ve destekleniyor. O rapor Güvenlik Konseyi'nden geçmiyor. Ve hala duruyor o oralarda. Evet, durdu. Bu da Rusya'nın veto şeyidir, tehdididir. Evet, tabii Rusya tarihin çok çeşitli dönemlerinde Kıbrıs'ı etkiledi. Yani 1878 de Rusya'nın sonu. Tabii, tabii. Yani Osmanlı İngilizlerle Rusya'ya karşı anlaşıyor ki adayı İngilizlere geri alıyor vesaire. Eoka ve TMT Rusya'ya karşı kuruldu diyen çok insan var. Yani Sovyet etkisine karşı kuruldu diyen 3-4 tane kitap okudum. Yani şimdi EOKA tabii ki o zamanın devrinde bildiğimiz işte bütün dünyayı da kasıp kavuran bu anti kolonizasyon dönemi, dekolonizasyon döneminde birçok ülkede kolonizasyon. Sömürgeciliğe karşı kurulan şeyler vardı. Yani yerel özgürlük savaşçıları, grupları vesaire gibi ama tabii bunlar oldukça da sağ tandanslıydı, milliyetçi. Evet. Ve o dönemde de soğuk savaş vardı. Bu gruplar ister istemez sağ tandanslı gruplar, hani sola bir alerjisi olanlar Amerika vesaire tarafından da güçlü bir şekilde desteklenmişlerdir. Tabii bu apayrı bir tartışma konusu, apayrı bir olay. Ayde'yi biraz daha açabilirik. Yani Ayde hakkında Simerini gazetesi hala uğraşır. Yani Simerini asla çözüm istemeyen bir gazetecisi. Evet. Ama benim en çok dikkatimi çeken son dönemlerdeki burada BM'nin temsilcilerinden en az saldırıya uğrayan adamdır. Hmm. Rum tarafından özellikle. Doğru. Yani o doğru. Avustralyalıyı neredeyse linç ediyorlardı. Ondan önce Möller vardı. Möller'i, ben yakın çalıştım bunlara. De Soto'yu bitirdiler. Evet. Yani neredeyse adamı linç ettiler. Buna biraz daha sıcak ve ılımlı davranırlar. Hepsini gezer çünkü. Tek tek. Nedir acaba bunun farkı? Gerçekten bir uluslararası güç var arkasında Ayden'in. Yani sadece BM değildir. Amerika ve birileri da beraberdir bu adamla. Sizin yorumunuz nedir? Farklı farklı şeyler çıkarılmıştı. Yoksa en başta söylediğiniz gibi Rumların biraz daha artık ılıman iklim. Onun da etkisi var. Ama mesela Möller konusunda, şimdi Möller iyi derecede Yunanca bilen birisiydi. Onu işte ilk önce Türk tarafındaki oyun bozanlar bu yönünden dolayı vurmaya çalıştı. Sonra Rumlar işte İsveçli pardon Norveçliydi şey değil mi? Pardon NATO ülkesi olan bir yer. Nereliydi şey? Möller hatırlarsanız. İsveçli değil miydi? İsveçli miydi? İsveçliydi galiba. Yani Türkiye'ye daha sıcak bakan İsveç, Finlandiya o gibi ülkeler var ya. Hani NATO'nun da üyeleri. O oralan vurmaya çalıştılar vesaire. Ama bu yıllar içinde bütün gelen ya genel sekreterin özel temsilcileri veya özel danışmanları için iki tarafın da yaptığı şeyler vardı. Yani bir tarafını bulmaya çalışırlar ve oradan Nelson Leskiler'den tutun da günümüze kadar birçok şey vardı bu konularda. Kötüleme kampanyaları iki tarafta. Şimdi Downer bir öncekine baktığınız zaman çok daha ne derler elitist biriydi. Çok böyle liderlerin dışındaki kişilerle muhatap olan birisi değildi. Çok fazla gezmiyordu diğer paydaşları diyelim toplumun iki tarafında. Ve biraz daha böyle bir ne derler daha aristokratik bir duruşu vardı. Hı-hı. Kendisiyle birçok defa teşviki mesaimiz oldu. Ondan da biliyorum. Ayde biraz daha farklı.
uyuşmazlıkların çözümü literatürünü de çok iyi bilen, kullandığı dil olarak baktığınızda söylemi çok daha ne derler, çok daha yumuşak ama çok daha kesin ve kati şeyler kullanabilen bir diplomat. Dışişleri Bakanlığı yaptı. İşin güvenlik boyutunu çok iyi biliyor. Bu bakanlığından dolayı işte Ahmet Davutoğlu vesaire gibi diğer ilgili ülkelerin başbakanları olsun, bakanları olsun bunlarla çok iyi bir ilişkisi var. Yani birinci isim hitap eder durumda bir ilişkisi var. O yüzden de hani tırnak içinde söylüyorum, arkadaşı Ahmet'i gidip görebiliyor ve onunla Kıbrıs meselesini konuşabiliyor. Bunlar da çok önemlidir. Arkasında bir de Davos grubunun şeyi var, başkanlığını yapıyor biliyorsunuz. Yani o ekonomi dünyasındaki önemli aktörleri bilen birisi. O yüzden de yani onu kötülemek için çok fazla şey yok. Ne derler, ellerinde çok fazla malzeme yok. Evet. Bir de dediğin gibi yani belki de bu dönemde Kıbrıslı Rumlarda da evet'e doğru bir çözüme doğru bir yönelim olduğu için de biraz daha yani rahat bırakmışlar. Ama kendisi de daha dikkatli davranıyor, onu söyleyeyim. Evet, şimdi 41 yıldır Kıbrıslı Türklerin göç etmesine sebep olan politikaların uygulandığı denktaş veya verilerinin gelmiş geçmiş Türkiye'ye hizmet eden tümü siyasetten anlamadığı halde siyaset edenlerin parselledikleri çözümsüzlük çözümdür felsefesiyle işleri çıkmaza soktukları, Yunanistan, İngiltere ve Türkiye'nin de hiç rahat bırakmadığı, yıllarca sömürülen Kıbrıs Türk halkının şu anki Cumhurbaşkanı Akıncı'nın çizdiği bir yolda veya çizgisinde herhangi bir çözüm göreceğine inanıyor musunuz? Yani statüko değişir mi aslında, bunun tam bana göre i̇şte yani tarzı budur. Ta konuşmamın başında söylediğim, benim dışarıdan bakıp gördüğüm farklı kesimlerle de BM olsun, diğer Kıbrıs'taki büyükelçiler vesaire, onlardan aldığım izlenimler, yani taraflar yavaş yavaş, ağır aksak da olsa bir çözüme doğru ilerliyorlar. Ve günün sonunda uluslararası konjonktür, değişen jeopolitik dengeler de buna en azından şu anda baktığımız zaman yardımcı oluyor. Evet. O yüzden de bu yöne doğru gidiyoruz. Ama beni kaygılandıran mesela bu sürecin daha farklı olmasıydı ve o farkı göremiyorum. Yani yıllardır hep söylediğimiz şuydu. Liderler arasındaki özlü konularda müzakereler devam ederken bir taraftan da ciddi adımlarla işbirliğinin, güven yaratıcı önlemlerin hayata geçirilmesinde büyük fayda vardır. İki toplum da bir çözüme hazırlanır. Bu ayağın eksik olduğunu görüyorum ben. Yani Mayıs'ta başlayan müzakerelerde sembolik de olsa güzel adımlar atılmıştı. En azından şu beyanlar vardı. İrade beyanları vardı. Biz iki tarafın GSM operatörlerini birleştireceğiz. Biz işte iki tarafın elektrik şebekesi, işte yeni kapılar vesaire. Şimdi Mayıs'tan buraya bu kadar zaman hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Bakın dün akşam resepsiyondan sonra 300 metre daha ileride bir kafede bir şeyler içtik arkadaşlarla. Güney tarafında. Şimdi evi arayacağım, şey çekmiyor. Hat çekmiyor. Hat çekmiyor. İnanılır gibi değil. Yani aynı adada yaşıyoruz. 300 metre ileriye gidiyorsunuz ve sizin dünyayla iletişiminiz kapanıyor. Ama yavaş yavaş çok bunlar açılacak yani. Bunlara ben inanırım. Çünkü ama bakın, ben 1997'de bir yazı dizisi hazırlamak için Larnaka'ya uçtum. Londra'dan 20-25 köyü, şehri gezdim falan. Litra Palas'a 3 dakika mesafede bisikletle bir otelde kalıyordum. 10 dakikada Litra Palas'tan annemin eviydi. Ama gitmek için Litra Palas'taki bir, yani Litra Palas yakınındaki bir otelden annemin 15 dakikalık evine gidebilmek için en az 24 saat ihtiyacım vardı. Tabii. Çünkü Larnaka'dan çıkacağım Atina'ya. Atina'dan İstanbul'a. Oradan İstanbul'dan buraya geleceğim. Hakikaten bu çok büyük bir sıkıntı. Aşıldı bunlar şimdi. Ama bak mesela yavaş söylüyorum. Yavaş bunlar gidecek gibi İnşallah. Ya kim hayal ederdi ki ben Pirgo'dan bir gün geçeceğim.
Yani çocukluğum da o bölgede geçti, askerliğim o bölgede geçti. Şimdi Rumlar şeyi istiyor, Erenköy cebini istiyor. Hmm. Ha, 1964'ten beri geçemediler o yoldan. Evet. Ama ta yukarıdan 45-50 dakikada dolaşırlar. Doğru. Bazı şeyler gelişecek gibime gelir. Çözüm kendiliğinden de olacak. Yani kim ne isterse söylesin. Yani bakın ama... bu gibi biraz evet. önce saydığımız konular hayata geçse, inanın hem insanların hayatları da daha çok kolaylaşacaktır. İnsanlar da bir çözümü daha çok isteyecektir. Yani insanların hayatları kolaylaştık sonra, yani bu işbirliğiyle olan şeyler ve bunlar inanın yani liderlerin iradesiyle alakalı bir şey. Yani birisi diyormuş ki işte teknik sıkıntılar var. Neyin teknik sıkıntısı? Yani bu roaming meselesi bir İsviçre'nin kaldırılıp indirilmesidir. Bir elektrik şebekesinin bağlanması yine... Sıkıntı olmaması lazım. Sıkıntı olmaması lazım. Yani Mayıs ayından beri bunlar hayata geçmediği zaman ister istemez insanlar şunu düşünüyor. Ya biz bu gibi konularda anlaşamıyorsak, bu gibi basit konuları çözemiyorsak, yarın biz federasyonu kurduğumuz zaman o federal devlette çalışacak olan Kıbrıslı Rumlarla Türkler federal devletteki problemleri nasıl çözecekler? Yani. Anlatabildim. Yani. Benim büyük, en büyük kaygım budur. Evet. Yani felaket... Tellal olmak istemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Büyük ihtimalle 60'la kıyaslanamaz bile. Çünkü insanlar bugün o güne göre çok daha eğitimli, çok daha bilinçli, çok daha ılımlıdır. Hmm. İyi niyetlerini göstereceklerdir sıkıntılar çıktığı zaman ama yani bu olasılıklarla varılacak olan bir çözümün çökmesine izin vermememiz lazım. Günah olur gerçekten. Evet, yani bunun için bir şeylerin altyapısının sağlanması lazım. Yani ya bina gibi bir yere bir şey çekmemiz lazım. Şimdi bir soru daha var. Kestim sizi, özür dilerim ama bu eleştiriyi mesela Ceyhun Tunalı bugün yaptı. Kıbrıs evet. Postası'nda gördüm. Kuzey Kıbrıs Postası'nda Genç İş Adamları Derneği Başkanı. Tunalı Kıbrıs müzakerelerine gelirseniz bilgilerinin olmadığını söyledi ve Sayın Akıncı'yı eleştiriyorlar bu konuda. Hep Anastasiadis'ten öğrenerek diyorlar. Nedir bu sizce? Sizin analiziniz nedir? Yani en azından bildiğim kadarıyla müzakereler ilk başladığı zaman kısa bir süre herhalde 3-4 hafta gibi bir gecikme olmuştu ama o takımlar yani bu tutanakların nerelere dağıtılacağı vesaire bir sistem konulduktan sonra bu çalışıyor. Evet. Ve bildiğim kadarıyla galiba maksimum bir hafta 10 günlük bir şeyle gecikmeyle veya bütün zamanla notlar bütün geliyor. Notlar meclise vesaireye gidiyor. Evet. Yani meclisteki milletvekilleri bunları çok rahat görebiliyor şimdi, ve okurlarsa da insanlara evet. çok rahat anlatabiliyorlar. Şimdi meclisteki bir milletvekili dün şöyle bir açıklama ama yaptı. Ama şunu da öğrendim. Evet. Şimdiye kadar iki tane milletvekili gidip bu notları okumuş. Bir milletvekili de dün şu eleştiriyi yaptı. Keşke güneydeki notları da görebilsek. Sanki Birleşmiş Milletler o tarafa başka not, bu tarafa başka not verirmiş gibi bir atmosfer var burada. Ama Birleşmiş Milletler değildir. Yani iki taraf da kendi notlarını tutuyor. Tamam şey olur. İki taraf da tutar ama Birleşmiş evet. Milletler'in gözetimindedir orası. Yani Birleşmiş Hayır Milletler... ama yani şimdi siz... Tamam ama yalan mı tutar notları insanlar? Bilmiyorum. Yani niye yalan tutsun ki? Yani Allah aşkına. Niye yalan tutsun ki? Ciddi bir şeydir bu. Suçlamadır. Şimdi söylemek istediğiniz diyor Damla Hanım. Mesela... sosyal toplum örgütü ya da sivil toplum örgütleri, hukukçular, sosyologlar, felsefeciler ve hocamız gibi dünya görüşüne haiz akademisyenlerle bir fikir alışverişi, istişare ve taban zemin oluşturulması mı gerekiyor? Yani hiç mi yapmıyoruz bunu? Yani bu konuda bir eksiklik var, onu söyleyebilirim. Yani belki işte biraz önce kimdi, Damla Hanım mıydı ismi? Damla Hanım'ın evet. dediği türden bir şey. Şu dönemde çıkacaktır, ortaya bir metin çıktığı zaman, yani iki liderin üzerinde uğraştığı ve BM'nin yayınlayacağı, hatırlarsanız 2002'nin Kasım ayında anlam planının birinci versiyonu dağıtılmıştı. O tür bir metin çıktığı zaman akademisyenlerdir, sendikalardır, diğer sivil toplum örgütlerinin bir araya gelip bunun... ne derler, savunucu olması daha evet. kolay beklenecek bir şey. Bugün yani üzerinde mutabık kalıp onu savunacağımız yazılı, elle tutulur bir metin yok.
Evet. Sıkıntı budur. Evet, onun için tartışamayız. Neyi tartışacak? Yani, çok geniş anlamıyla, çok geniş anlamıyla. Ne olacak? Ha, neyi tartışalım? Çok geniş anlamıyla barışın, çözümün ne olması gerektiğini tartışabiliriz ama bu evet. Çok büyük bir motivasyon vermez bu kadar geniş evet. Bir tabanın bir araya gelmesi. Şimdi gazetecilik dünyada özellikle İngiltere'de biraz değişiyor. Mesela biraz mı? Yok yani şu açıdan. Yani yeni medya diye bir şey var. Daily Telegraph mesela evet. Artık çok ciddi ve çok uzun haber yazmaktan vazgeçti. Kısalttı ve çok ciddi haberlerin arasına alakasız şeyler koyar. Kadın fotoğraflar ama bizim San gibi değil yani. Evet, daha evet. Kapalı, daha güzel kadınlar belki. Şimdi ben de bu programı, şimdi Hüseyin Ekrem Ergil diyor ki çok gezmesin, uluslararası konferanslara gitmesin diyor hocam. Çok fazla da televizyona çıkmasın, arada bir gelsin diyor, bizi de görsün içelim. Kahve içelim demedi ama. Ne içeceksiniz? Milli ilişkimiz neyse evet, herhalde. Kahvedir onu. Herhalde söyledi Hüseyin'in ama. Ayran. Bu araya biz de bunu sokmuş olalım. hocam çok merak ettiğim bir konu daha var aslında. Kasulides konusu. Evet. Kasulides'i yani yakından tanıdığım bir insan değil ama çok eskiden beri takip ederim. Kleridis'in yanında yetişmiş. Hatta doğru. Kleridis'in doktoruydu. Yani tıp doktorudur Kasulides. Yerologtur. Yani yaşlılık doktorudur. Onun için evet. Kleridis'in beyninin aslında Kasulides olduğu söylenirdi. Çok sıcak mesajlar verir Kasulides. En başta söylediğiniz Rumların Omiru bile geldi. Mi öyleydi, Omiru bile geldi şeye. Şimdi Rum tarafında bir tavır değişikliği var. Papaz 1,5-2 aydır hiç konuşmadı. Biraz da sağlığı bozuktur gerçi evet. Ama bir şey atmosfer değişikliği çok nettir galiba Rum tarafında. Var. Var ama dediğim gibi yani en büyük sıkıntı Serhat'cığım şeydir. Bunun tabana inmesi. Tabana daha inmedi. Evet. Ama yani mesela bundan işte bir ay önce Pile'deki Ukulan Üniversitesi, bir İngiliz üniversitesi var ama Rum sahipleri olan oraya davet ettiler. İkinci defa iki toplumlu etkinlik şey. Yapıyorlar. Evet, biz de evet, orada konuşma görelim. Yaptık vesaire. Yani bir şey var, bir değişiklik var. Oranın o üniversitenin sahibi işte 2 hafta sonra benimle yemeğe geliyor. İngiliz bizim tarafa. Mi? Hayır, Rum. İngiliz Üniversitesi'nin, evet, İngiliz buradaki, Üniversitesi'nin kampüsü. Ha, buradaki kampüsü. Ha, tabii evet. O şeye... Hüseyin'i de al o yemeğe ansız artık da aradan götür onu da. Şimdi DC'nin önemli adamlarından Tornarides her iki etkinlikte de konuşma yaptı. Çok sıcak Hüseyin, davranır o da. Hüseyin Özgür Gün'le görüşmede o da vardı vesaire. Selfie çeken oydu zaten. Yani bir devinim vardır. Sıcak. Dün akşam da yine konuşmada hem AKEL Başkanı Gibriano ile hem diğerleriyle konuştuk ve tabii onlar da teyit ediyorlar bunu ama o halkın hazırlanması konusunda hala şey var. Sıkıntı var ama şunu söyleyeyim. 2002-2004 ile kıyaslandığı zaman gelişmeler şeydir. Çok pozitiftir diğer tarafta da. Yani DC gibi partiler şey yapıyor. Evet. Bu köy köy geziyor dediğin hikayeler var. Artı sevindirici bir konu büyük oranda. AKEL ile DC arasında o yılların getirdiği kan davası hikayesi eskisi gibi zehirlemiyor. Evet. Ve iki lider dün akşam yani hem Neo Fitu hem Gibriano beraber şeyde resepsiyonda epey zamanda konuştular. Evet. Yani eskiden olsaydı ne olurdu? DC ile AKEL kendi iç çekişmelerinden dolayı Kıbrıs meselesidir, devlet meseleleridir. Bunları feda ederek birbirlerini suçlarlardı vesaire. Böyle bir şeye gitmiyorlar. Bu da iyi bir şey. Yani büyük bir koalisyonun ortada bir yerde beraber oldukları görünüyor. Kötü bir şey kötü yok. Kötü bir şey yok. Evet. Evet ve aslında çok da önemli çünkü ikisinin oy potansiyeli %60-70 civarında. Evet. Oldukça iyi bir şey. Son bir soru sormak isterim. Hiç girmeyeceydim bu soruya ama birileri soruyor. DAO yasası ne oldu? Vallahi onu siyasilere sormak lazım. Yani ben muhatabı değilim onun ama bildiğim kadarıyla. Evet. Bizden de arada bir bu ATO komite DAO ile uğraşan bizden de bilir kişiler istiyor üniversiteden. Mesela yasaya işte akademik personelin sayısı koyacaklar veya işte kaç tane fakülte koyacaklar falan. Biz bu
bilir kişileri gönderiyoruz meclise, notlarımızı gönderiyoruz. Şimdi bütçe görüşmelerinden sonra işte yılbaşı var vesaire. Benim anladığım kadarıyla yani edindiğim bilgi Ocak ayı içinde çok ciddi bir eğitim konusunun genel anlamda yüksek eğitim, özellikle de DAÜ konusunda çok ciddi bir tartışma olacak. Büyük ihtimalle DAÜ yasası da genel kurula düşecektir. Ve tahmin ediyorum 2016'nın işte Ocak, Şubat gibi bir ayında da bu yasa hayata geçecektir diye düşünüyorum ve umuyorum ve ummak da istiyorum açıkçası. Çünkü uzun yıllardır, bakın DAÜ yasası 1986'da yapıldı. O günden buraya tam neredeyse 30 yıl geçti. 30 yıl önce yapılmış bir yasa artık DAÜ'ye dar geliyor, kısa geliyor. Ve özellikle mesela rektörlük seçimi vesaire gibi konularda çok ama bu yakın bir konu değil, yıllardır böyle. Evet. Kaç rektörlük seçiminde mahkemelerle sonuçlandı. Hiç hoş bir şey değil. Şimdi bu yasa bunu da düzeltecek. Böyle bir yasaya bizim ihtiyacımız var. Bunu yaparken ama benim siyasilerden en büyük beklentim, en büyük istediğim şey de şudur. Ne olur aceleye getirmesinler, düzgün bir tartışma yaşansın şeyde de, mecliste de ve önümüzdeki 20-30 yılı da göz önüne alarak bir yasa yapalım ki hani bu yaparsanız seneye değiştirelim bilmem. Yani bu kolay kolay revize edilebilecek bir şey değil. Bakın en sonuncusu dediğim gibi 29 sene önce yapılmış. O yüzden de hani çağımıza uygun bir de Kıbrıs'ın gerçeklerine ve özellikle de arka planda Kıbrıs'ta bir çözüm olursa buna nasıl adapte oluruz vesaire gibi şeyleri de düşünerek daha geniş ve prensiplerin daha net oturduğu bir yasa yapalım ve çünkü evet. DAÜ bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumundan sonraki en büyük kurumdur. Devletten sonraki en büyük kurum. Tamam, çok ciddi ve insan kaynağının hakikaten en iyi olan kurumlarından bir tanesidir. Üniversiteler sıralamasına baktığınız zaman tüm adadaki, güneyde de dahil bazı endekslerde birinci çıkan bir üniversitedir. Yılda uluslararası önemli endeksli dergilerde 200-300 yayını çıkan bir kurumdur. 400 milyon TL'lik bütçesi olan bir kurumdur. Devlet üniversitesidir diyoruz ama aslında bütçesine sadece %5 katkı yapıyor devlet. Dünyanın başka yerlerinde bu %100'e kadar çıkıyordur. Tamam mı? Şimdi bütün bunların da bilincinde olarak yani bu kuruma yakışır bir düzgün yasanın yapılması elzemdir diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Estağfurullah. Bu arada Esentepe yolunda direkler düşmüş yola yağmurdan. Karaoğlanoğlu'nda da yol su altındaymış. Çok o yağmur. Kadar çok yağmur yağdı. O tarafa akşamdan beri yağıyor. Girne'de böyle böyle su vardı. Evet. Sürücüler dikkatli olsun. Trafik çünkü allem gallem Mansura olmuş. Esentepe yolu ve Karaoğlanoğlu'nda ciddi sıkıntı var. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Estağfurullah. Evet, Profesör Doktor Ahmet Sözen konuğumuzdu. Uğurluyoruz. Saat 10'da haberleri okuyacağız. Ayrılmayın. Kuzey Kıbrıs Türksel, Kıbrıs'ta bugünü sundu.